Bilelim. Biliyorum şu anda spor dünyasının gözü bu yayında. O tarz haberler sabahtan beri geliyor aslında. En sondan başlamak istiyorum ben. Önce Göztepe, hafta sonu Rize galibiyetiyle aslında rahat bir nefes aldınız diyebiliriz. Tersi skorlar olsaydı teknik direktörle yolların ayrılması gibi bir durum söz konusu olur muydu? Hayır, olmazdı. Çünkü dediğim gibi bizim bazı zor kararlar alacağımız ve zor bir süreçte Galatasaray'ın ...geleceğini değiştirmek için yola çıktığımızı hep söyledik. Ee, bu zorlu bir süreç olacağını biliyorduk. Ee, beklediğimizden zor geçtiğimiz dönemler oldu ama... ...biz hala Galatasaray'ın aydınlık ve geleceğine ve sürdürülebilir bir başarıya... ...getirmek için bu mücadelemize devam edeceğiz. Ve Galatasaray için doğru olduğumuza inandığımız... ...kişilerden bağımsız her kararı almaya devam edeceğiz. Ee, zorlanacağımız zamanlar olabilecek çünkü... Biliyorsunuz artık Türk sporu özellikle Türk futbolu batma noktasına gelmiş durumda. Bu sadece bizimle ilgili değil tüm kulüplerle ilgili geçerli. Bizim amacımız da bu zor günlerden Türk futbolunun içinden geçtiği, sporunun da nispeten içinden geçtiği bu zor günlerden ilk ve kuvvetli çıkan kulübün Galatasaray olması. Bunun için de her türlü cesareti göstermeye devam edeceğiz. Peki ile bir eşleşme oldu e, geçtiğimiz Cuma günü. E, Galatasaray'ın tur geçme şansını ne görüyorsunuz? E, Galatasaray her zaman sahaya çıktığı zaman Avrupa'da özellikle hep tur atlama şansı %51'dir. E, Galatasaray'ın DNA'sında zaten kurucumuz Ali Samiyen yabancıları yenmek olarak e, DNA'mızda yer etmiş, kurulma amacımızı belirtmiş. Biz her maça Galatasaray olarak rakip kim olursa olsun. E, ...kazanmak ve tur atlamak için çıkarız. Burada da takımımız bu amaçla çıkacak. E, ama dediğim gibi e, hakikaten Türk futbolunun içinde bulunduğu konumda... ...bizler bu başarıların tur bazlı veya maç bazlı değil sürekli olmasını arzu ediyoruz. İşte bakın biz en son Galatasaray'ın e, Türk spor tarihinin en büyük başarısını... ...Galatasaray elde etmiştir Avrupa'da futbolda. UEFA şampiyonu oldu, Süper Kupa'yı aldı ondan sonra 2000 yılından buzlu güne geçen 20 küsur senedir tekrarlanamamış veya yanına yaklaşılamamış bir başarıdır. Bunların aslında sürekli Galatasaray'ın ve diğer spor kulüplerinin de aslında öyle ama biz tabii her zaman önceliğin Galatasaray'da olmasını istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Sürekli finallerde, çeyrek finallerde veya kupalara aldığı yılların gelmesi amacımız var. Barcelona maçına da hem ee, ...bizim gen yeni bir takımımız var... ...genç oyuncularımız var... ...hem onların Avrupa arenasında... E, ...önemli maçlarda tecrübe kazanmalarını... ...hem de Galatasaray'ın buradan... ...ileride senelerde devam edebileceği... ...başarılara bir baz oluşturması için... ...galibiyet için çıkıyor olacağız... Ee, Barcelona'da çok iyi tanıyan bir ekibimiz var... ...teknik heyetimiz var... Ee, ...yardımcı hocalar var... ...onlar da e, en iyi şekilde zaten derslerini çalışıyorlar... ...umarım iyi mücadele ettiğimiz Galatasaray'ı çok iyi temsil ettiği takımımızın bir iki maç olur ve sonunda buradan çıkan kulüp biz olur bir sonraki tura